ediyorum. Oldukça geniş katılımla evet, Türkiye Gençlik Vakfı gerçekten Türkiye'nin mayasını oluşturan gençlerle ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar yılın her gününe yayılmış durumda. Yaz aylarında da kamplar düzenleniyor. Bu seneki kampta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde katkıları var. 25 binden fazla öğrenci bundan faydalandı. Bugün ise çok güzel bir alanda bir veda programı, kapanış programı düzenleniyor. İki değerli konuğumuz var. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal'a dönmek istiyorum. Efendim gençlerin heyecanını görüyoruz. Onlar her şeyi yaptılar. Belediyemizin çok büyük katkıları var. Neler söylemek istersiniz? Tabii şu anda okul bittikten sonra 3 aylık bir yazın tatil. Bu tatilde gençlerimiz bir şekilde bir aktivite, memlekete gidenler gitti, gitmeyenler İstanbul'da ciddi bir şekilde bunun gençlerimize imkan sağlamak gerekiyor. Bu manada büyükşehir olarak biz imkanları sağlayabiliriz ama bunun organizasyonu daha önemli. Bu manada biz TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfımızda, Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, bütün ilçelerde, 39 ilçede gençlerimize ne yapılabilir diye TÜGVA bir çalışma yaptı. Dedik ki biz de o zaman bu manada büyükşehir olarak yapabileceğimiz her şeyi ortaya koyalım ki gençlerimiz bu yaz okulunda, okulda öğrenemediği bilgileri öğrensin. Okulda edinemediği arkadaşları arkadaş çevresine edinsin. Yine bu tatilini doya doya gerçekten tatil olarak geçirsin. Ortaokul kısmı için yaz okulu, lise kısmı için doğa kampı, işte yine izcilik kampı, deniz kampı, bunları yapsın. Gençlerimiz bunlarla gerçekten güzel bir vakit geçirdi. 6 hafta. Bugün de kapanışı var. Tabii 104-105 okulda 22.700 gencimiz. İyi bir organizasyon. Ben büyükşehir olarak evet biz imkan sağladık ama gerçekten asıl işin zor kısmını, kahırlı kısmını, yükünü TÜGVA yaptı. Ben onlara teşekkür ediyorum. Gençlerimize tatil henüz bitmedi. Tatilin geri kalan kısmı için iyi bir tatil diliyorum. İnşallah burada edindikleri bilgiler belki gelecekte kendileri için hayatta en önemli fayda sağlayacakları, fayda görecekleri bilgiler olacak. Bu manada teşekkür ediyorum. Ben emeğe geçenlere, güvenip bize çocuklarını gönderen annelere, herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Gençlerin yanında durduğunuz için bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızı uğurluyoruz. Bir diğer yayın konuğumuz TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emel. Efendim gençlerin özellikle özgüven kazanması açısından, geleceğe, Türkiye ile ilgili dertlerine deva olması açısından önemli değil mi bu çalışmalar? Tabii ki, yani buradaki en önemli şey başkanımız da söyledi. Yani bunları belediye imkanlarıyla yapmak mümkün ama sivil toplum aklıyla, gönüllülükle bu işlerin yürütülmesi, o gençlere dokunulması ve gençlerin sadece eğitim dönemlerinde değil, yaz dönemlerinde de bu gelişimlerin devam edilebilmesi için her türlü çalışmayı biz vakıf olarak yapmaya çalışıyoruz. Zaten çalışmalarımız görüyorsunuz, bir taraftan kendi kültürümüzü, inancımızı öğrenmeye yönelik olurken bir taraftan fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak. İşte doğa kampımızda 30'un küsürü üstünde spor faaliyetini yaparak ve yaz okullarında da sporcu eğitmenlerle beraber çocukların hem fiziksel hem de manevi gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Tebrik ediyoruz, bir kez daha takdir ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. TÜGVA'nın 39 ilçede 105 okulda 25 bin yakın öğrenciyle düzenlemiş olduğu yaz kamplarının kapanış programında büyük bir heyecan var, büyük bir coşku var. Bu gençlerin bu ülke için bir derdi var diyelim. Öz sözü tekrar merkeze bırakalım.